Arkadaşlar günaydın. Bugün tandem üzerine kısa kısa sohbetler etmek üzere Ata'nın yanına geldik. Ufak ufak sorular soracağız. Bilmediklerimizi öğrenmeye çalışacağız. İleride bir tandemci adayı olarak merak ettiklerimi soracağım. Ama kısa bir röportaj olacak. Hani uzun uzun versiyonu da çekeceğiz. Merak ettiklerini, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumda alta belirtirsiniz. Sonrasında sorarız. Yine farklı farklı arkadaşları da konuk edeceğiz. Merak ettiğiniz ne varsa incik cincik her şey altına yazın. Teker teker soralım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Atan Bey, ufak ufak başlıyoruz. Evet. Öncelikle tamam. Yamaç paraşütüyle ne zaman tanıştınız? Yamaç paraşütüyle 17 yaşındayken tanıştım. Evet. Biz daha ergenlik yaşlarındayken ufaktık. Akrabaları ziyarete gittik. Krantepe'de uçan uçurtmaları gördük. Tabii o zaman bu şekilde tabir ediyorduk. Tepeye gittik, baktık. Hocam dedim, ben uçmak istiyorum. Nedir ne değildir? O gün bugündür, 5 sene oldu. 6'ya girdik inşallah. Uçuyorum. Maşallah. Peki hani bu sporu hani nasıl söyleyeyim? İçindeki aşkı barındıran şey ne? Hani uçmak hani başlı başına hani bir etken mi, yoksa birini uçurunca daha mı mutlu oluyorsun? Yani tandemi sevme amacın ne? Açıkçası benim bu spordan aldığım haz, yönettiğim risk. Ben risk yönetmeyi çok seviyorum. Hı hı. Ya bir insanın ilk defa o duyguları, o özgürlüğü hissetmesi de ayrı bir haz. Tandem o yüzden bana çekici geliyor. Peki ileriye dönük tandemle kendinizi nerede görüyorsunuz? Tandemde profesyonel olarak meslek hayatımda görmüyorum ama freelance olarak boş vakitlerimde, üniversitem bitene kadar yaz aylarında aktif bir şekilde uçmaya devam etmeyi düşünüyorum. Peki mesleğin zorluğu neler? Mesleğin zorluğu, yani aslında birçok zorluğu var. Stres yönetmek başlı başına bir zorluk. O günkü hava koşulları olabilir, yolcu yoğunluğu olabilir, yolcuların profilleri olabilir. Yani ekip arkadaşlarımızdan herhangi biriyle anlaşamıyorsanız bu da sizin için bir problem. Gibi gibi birçok etken var yani. Her meslekte olduğu gibi güzelliklerin yanında zorlukları da tabii ki de bulunmakta. Peki yeni başlayan, böyle heveslenen, işte tandem yapayım, parayı kazanayım, şunu bulayım, bunu diyeyim, öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. Ben hobi amaçlı bunu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum. Asıl keyif tadı o zaman çıkıyor. Yani meslek olarak yapınca aldığınız haz oranı doğal olarak düşmesi. Peki Türkiye'deki asgari ücret üzerinden gidersek, sonuçta eğitim için sağlam paralar harcanıyor bu spora. Yatırım yani benim için. Aynen öyle. Karşılığını eğitim, hani eğitim masrafının karşılığını işe başladığında ortalama 1-2 yıla amorti edebilir mi? Hani fiyat öğrenmek istemiyoruz ama amorti eder mi yani? Edebilme ihtimali var. Ama tek meslek ya da tek çıkış yolu olarak bakılırsa zarar edersiniz. O zaman hani hafta sonu pilotu gibi. Yani hobi amaçlı. Hobi amaçlı. Spor sonuçta. Ama bu doğal gelişen bir süreç. Hani şey olarak düşünmeyin. Elimde örnek veriyorum. 300 bin var. Ben bunu yatırayım. Şu kadar zamanda şunu çıkartayım. Böyle bir kafada ilerlemeyin. Normal hayat rutininizin yanına bunu ekleyin. Zaten süreç sizi oraya getirecek. Zamanla diyorsunuz. Peki ilerleyen dönemde tandeme, hani Sakarya'da yapıyorsunuz diye biliyorum. Evet. Farklı bir ile geçmeyi düşünüyor musunuz? Var. Çeşitli illerde düşüncelerim var. Şimdilik bu konuda net konuşmak doğru olmaz. Gerekli anlaşmaları yapmadan diyorsunuz. Evet. O zaman bu spora gönül vermiş olan kişilere son olarak diyecekleriniz var ise alalım. Yani şu dünyada yapılabilecek en güzel sporu tercih ettiğinize emin olabilirsiniz. Birçok ekstrem spor yaptım. Bunun tadı hazlı başka. Birlikte özgürlüğün tadını çıkartmaya devam. Süpersin. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.